How are you today? Okay, today we'll start 9A. Our unit will be about passive tenses, but not only past and present. It's about all tenses. Present, past, perfect, future, modals. Okay. Let's start with the vocabulary part. Look at the photos and discuss the questions. The first question is, what different ways of shopping do photos show? What different ways of shopping? For example, this shows online shopping, yes. This photo shows a busy high street shopping, high street shopping. High street shopping. Ah, this one is another photo, I think. This is high street shopping. And this one? Shopping center. Yes, malls. M-A-double-L, malls. Shopping in the mall, malls. Okay, and this one is outdoor market, and this one is window shopping. People just go and watch the windows. Okay, window in Turkish, vitrin here, vitrin alışverişi, window shopping. Do you usually shop on the high street, in a shopping center, or online? Yes, we do all of them. Do you? Yes. Yes. We do shopping on the high street, in a shopping center, malls, and online. What kind of things do you usually buy in the shops? We buy clothes, food, bags, shoes, electronic things, technology, everything. What kind of things do you buy online? We buy everything. Nowadays, we buy everything. Prefer online shopping. More and more. We prefer online shopping more and more. Now, read the sentences, check you understand the meaning of the phrases in bold. Are the sentences true or false for you? Okay, let's continue with this here. Very small. I can't read it. Very small. This is better. Okay, we're going to read the sentences.
And we'll learn the words here. And are the sentences true or false for us? I always save up for things I want to buy and wait until I have enough money. Save up for things. What does it mean? Save up for? Biriktirmek mi? İçin biriktirmek. Ne için biriktirmek? Things I want to buy. Satın almak istediğim şey için para biriktirmek. I always save up for things I want to buy. Satın almak istediğim şeyler için para biriktiririm. And wait until I have enough money. Yeterince para oluncaya kadar da beklerim. Two, I prefer to pay for my purchases in cash. Purchase, okay. Purchase kelimesine bir sözlükten bakın. Alışveriş değil mi? Hayır. Alışveriş olarak mı buldun? Yani alışverişlerimi kredi kartıyla. Hayır. Öyle gözüküyor. Almak diye çıkıyor hocam. Efendim? Satın alma diye çıkıyor. Heh. Buy ile eş anlamlı. Satın almak. Buy. Purchase. Biraz ticari bir terim bu. Hani goods vardı ya. Ticari mal diye geçerdi. Goods. Purchase de o buy kelimesinin yerine kullanılıyor. Satın almalar. I prefer to pay for my purchases in cash. Yani satın aldıklarım için nakit öderim diyor. Ha? Ödemeyi tercih ederim. Pay in cash. Nakit ödemek. Not by credit card. Pay by credit card. Okay. I prefer to pay for my purchase in cash. Yani satın aldıklarımı nakit öderim. Kredi kartını tercih etmem. Three. I always keep the receipt. Buradaki pay'i okumayın. Receipt. Receipt. I always keep the receipt. Receipt kelimesine bakın. Sözlükten. Fish. Evet. Keep the receipt. Fişinizi saklayın. Evet. Fişinizi saklarım. I always keep the receipt. Daima fişi saklarım when I buy something. In case I need to take it back and exchange it. In case I need to. İhtiyaç olma durumunda. Evet. When I buy something. Bir şey satın aldığımda fişi daima saklarım. In case I need to take it back. Geri verme ihtiyacı olması durumunda. And exchange it. Ve ne yaparım? Ürünü değiştiririm. Exchange. Karşılıklı değiştirmek yani. Exchange. Four. I always look for bargains. Bargains. I always look for bargains. Bargains. İsterseniz sözlere bir bakın. Pazarlık. İndirim miymiş? Yes. Pazarlık. Okay, I look for bargains, indirim, pazarlık, and special offers, özel teklifler, indirimler, ararım. When I shop, I love a good deal. Deal, anlaşma anlamına gelir, yani karşılıklı anlaşma, pazarlık yaptıktan sonra her iki tarafın anlaşıp memnun olması gibi. Okay.
5. I usually wait for the sales. Evet, kampanyalar. I usually wait for sales. Daima kampanyaları beklerim. Before I buy anything because things are cheaper. 6. I like to replace my phone as soon as a new model goes on sale. Replace. Yerini değiştirmek. Hemen yerine yenisini alırım yani. Yerini değiştiririm telefonumun. Yenisini alırım. As soon as a new model goes on sale. Yeni model kampanya satışa girdiğinde. Girer girmez. Yeni model satışa girer girmez. Hemen yenisiyle değiştiririm. Yenisini alırım. I usually buy heavy goods online. Buradaki goods biraz önce bahsettiğim ticari mallar. I usually buy heavy goods online. Evet. Ağır malları internetten alırım. Don't have to carry them. Onları eve kadar taşımak zorunda kalmam. They are delivered to my home. Deliver, dağıtmak. They are delivered. Evet, pasif yapı, dağıtılırlar. They are delivered to my home. Evime bu ağır ürünler, mallar evime taşınır. Dağıtılır. 8. I don't like buying clothes online. It often takes a long time to get refunds. Refund. Bir bakın. Evet. Parasını iade etmek. Yeah. Okay. It takes long time to get refunds. İadesini almak uzun sürebiliyor. If you return them, geri verdiğinizde. I once had to cancel an order. Cancel an order. İptal etmek. Bir keresinde bir siparişi iptal etmek zorunda kaldım. Because the goods didn't arrive on time. Ürünler, mallar zamanında ulaşmadı, varmadı. Okay. Which is true for you? Just think about the numbers. Okay, which one is good for you? True for you, sorry. Which ones are true for you? I always. Yes. Yes. I always keep the receipt when I buy something. Yes, okay, very good. This good habit to keep the receipt. Yes. 5. I usually wait for the sales before I buy anything because things are cheaper. Yes. It's clever. Yes. 3 and 7. Three and seven. I usually buy heavy goods online. I don't have to carry their delivery to my home. What did you buy? What heavy goods did you buy? I just wondered. What heavy goods did you buy? Computers. Yes. Okay, good. Now let's continue with the next part. Read the title of the article. What do you think the author of the article will say about shopping habits?
The feature of shopping. What will the author say about the shopping habits? Just think about, give some ideas. What will the author say about the article? About shopping habits. No idea? Okay, let's read. Okay, Nagihan, could you read the first paragraph? Modern technology has changed the world around us, as in nearly every way, and it has definitely changed the way we shop. In the past, most goods were bought on the high street, but what does the future of shopping look like? Okay, Musa, the second paragraph, please. Thanks to internet, online shopping has grown fast. It's quick, easy, and convenient. And it offers a huge range of choices and competitive prices. Competitive prices, right? Mobile technology has also made it even easier to shop online. And many experts predict that 95% of purchases will probably be made on the internet by 2040. Zeynep, could you read the next paragraph, please? If today's trend continue, shop as we know them today will no longer be needed. Staff will be replaced by software. And if that happens, thousands of high street shops will be lost. In fact, many high street shops are already being used as places where customers can look at the products they are interested in, but the actual purchases are made online. Purchases. Umut, could you read the last paragraph? Okay. Many huge shopping centers have been built in the past 30 years. However, centers that were once busy and successful are now closing down. As a result, companies that run these centers are being forced to think differently about about the way they plan and run their business. Shopping centers can no longer be just about shopping, and the people who run them have realized that customers need to be given a more entertaining experience, which offers both shopping and leisure. Okay. This is result, result. We pronounce it as result. And okay. This one is leisure. Okay, let's read it and translate, because it's a very good article. Modern technology has changed the world. Modern technology, perfect tense'le kurulmuş bir cümle. Yani şu andaki sonuçlanmış durumu söylüyor. Perfect tense geçmişteki bir eylemin şu anda sonuçlanmasıydı. Modern teknoloji değiştirmiştir. Neyi? Dünyayı. Around us. Etrafımızdaki dünyayı değiştirmiştir. In nearly every way. Hemen hemen
her şekilde, every way. And it has definitely changed the way we shop. Definitely, evet, kesinlikle neyi de değiştirmiştir? The way we shop. Alışveriş yap. Alışveriş yapma şeklimizi. In the past, evet, burada pasif yapıları da inceleyerek okuyalım. Hem gramer hazırlık olsun. Hemen pasif yapılı bir cümle karşımıza çıkıyor şimdi. In the past, most goods were bought on the high street. Geçmişte çoğu mallar, evet, pasif yapı, were bought, alındı, satın alındı, alınırdı da olabilir. Pek çok geçmişte pek çok mallar high street. Evet, geniş sokaklarda, yani şehrin en yaygın sokağında satın alınırdı. But what does the future of shopping look like? Geleceğin alışverişi nasıldır? Neye benzer? Thanks to the internet, online shopping has grown fast. Evet. İnternete teşekkürler. Online shopping has grown fast. Online alışveriş hızlı gelişti, hızlı büyüdü. It's quick, easy and convenient. Evet, quick, easy, convenient kelimesini belki hatırlamıyor olabilirsiniz. Bir bakın isterseniz sözlükten. Hangisi hocam? Convenient. Rekabet değil miydi? O competitive o. Convenient. O competitive bir iki gün önce işlediğimiz bir readingde geçmişti. Convenient. Okay. İnternet alışverişi, online alışveriş, quick, hızlı. Easy and convenient. Güvenilir mi? Elverişli. Elverişli. Yani uygun. Convenient. It offers a huge range of choices. Evet, bu range kelimesi de bir iki gün önce reading'de geçmişti. Hatırlıyor musunuz? Range of. Range of sports olarak geçmişti. A range of sports. A range of... Rekabet. Rekabet şurası. Hmm. Competitive. Range neydi? Dizi. Aralık. Böyle çeşitlilik. Bir dizi geniş seçenekler, sıralı, çeşitli dizi anlamında, yani sıralı anlamında, çeşitlilik. Bu aynı zamanda range of mountains olarak da kullanılır. O sıra dağlar, dağların dizi dizi olması. Evet. Competitive prices, işte bu rekabetçi fiyatlar. Evet, internet bize büyük seçenek çeşitliliğini sunar ve competitive, rekabetçi fiyatları sunar. Mobile technology has also made it even easier.
mobile teknoloji bunu daha da kolaylaştırdı. To shop online and many experts predict. Evet, predict kelimesini daha önce gördük. Prediction olarak da isim halini biliyoruz. Neydi predict? Efendim? Öngörme mi? Evet. Tahmin etmek değil mi? Öngörü anlamında. Tahmin etmek, öngörmek. Okay, prediction. Bunun isim hali. Tahmin. Öngörü. Okay. Many experts, pek çok uzmanlar tahmin eder. 95% of purchases. Neyi tahmin ediyorlar? %95 satın alımların %95'i will probably be made. Heh. Bakın burada da pasif yapıyı gördük. Will'den sonra be made olarak kullanıldığını görüyoruz. %95 satın alımların %95'i will probably be made. Muhtemelen internette yapılacak. 2040'a kadar satın alımların %95'i internette yapılacak. Today's trends continue. Evet, bugünün trendleri continue shops as we know them. Evet, bugünün trendlerinde alışverişler bildiğimiz gibi devam ediyor. Today will no longer be needed. Stuff will be replaced by software. Okay. Evet, bugün bildiğimiz alışverişler hiç ihtiyaç olmayacak. Staff, personel, yazılımla. Burada da var bir tane bakın. Pasif yapı. Staff. Burada da var. Will no longer be needed. Evet. Bu pasif yapıları inceleyelim hepsini tek tek. Evet. Shops will no longer be needed. Shops as we know. Bildiğimiz alışverişler, dükkanlar will no longer be needed. İhtiyaç duyulmayacak. Okay. Will no longer needed. Duyulmayacak. Personnel will be replaced. Personnel yerleştirilecek. Will be replaced by software. Yazılımlar tarafından yerleştirilecek. And if that happens, thousands of high street jobs will be lost. Bu olursa high street jobs, evet, o sokak, büyük sokak alışverişleri de yok olacak. In fact, many high street shops are already being used as places. Evet, burada da dün Musa ile yapmıştık. Present continuous tense'li bir pasif yapı. Are already being used. High street shops are already being used as places. Şu anda kullanılıyorlar. Evet. Pasifin şimdiki yapısı are being used, kullanıyorlar. As places where customers can look at the products. Müşterilerin ürünlere baktıkları yer olarak kullanıyorlar. İlgi duydukları. Okay.
İngilizce ürünleri baktıkları yer olarak kullanıyorlar. But the actual purchases are made online. Ama asıl satın alımlar are made online. Present passive are made online. Many huge shopping centers have been built in the past 30 years. Pek çok huge shopping centers. Evet, devasa, kocaman alışveriş merkezleri have been built. Perfect tense bir pasif. İnşa edildi. Sonuçlanmış durum. Şu anda inşa edilmiş durumda. Neler bitindi çoğunluğu? Okay. In the past 30 years, evet, son 30 yıldan bu yana, burada perfect tense son 30 yıldır inşa edildiğinden bahsediyor. However, centers that were once busy and successfully are now closing down. Evet, bunlar yavaş yavaş kapanıyor. As a result, companies that run these centers are being forced to think differently. Companies that run. Buradaki run neydi? Daha önceden sormuştunuz ve hatırlıyor musunuz? İşletmek değil mi? İşletmek, evet. Sonuç olarak bu merkezleri işleten şirketler, bakın present continuous tense'in pasif hali, are being forced, zorlanıyorlar, güç uygulanıyor. Yani force, zorlamak, güç uygulamak, mecbur kalıyorlar gibi bir anlamda. To think, düşünmeye, farklı bir şekilde, differently. About the way they plan and run their business. Artık planlarının işleyişiyle ilgili ve işlerini yürütme konusunda farklı düşünmeye zorlanıyorlar. Shopping centers can no longer be just about shopping. Evet, alışveriş merkezleri can no longer be about shopping. Sadece alışveriş olmaktan olmayacak. People who run them have realized that customers need to be given a more entertaining experience. Evet. People who run them, onu işleten insanlar fark ettiler şu anda sonuç olarak. Fark ettiler ki customers need to be given. Müşteriler need to be given, müşterilere verilmesi gerek. Bakın pasif yapı, customers need to be given. Müşterilere gerekli a more entertaining experience. Daha çok eğlence deneyimlerinin verilmesi gerektiğini anladılar. Müşterilere daha çok eğlence deneyimlerinin verilmesine ihtiyaç duyduklarını anladılar. Which offers both shopping and leisure.
Evet. Leisure boş zamanda yapılan faaliyetler için kullanılır. Yani alışveriş ve işte orada eğlenceli faaliyetler. Alışveriş yaptıktan sonra yapılan faaliyetler, eğlenceli şeyler. Bununla ilgili sorular var mı? Yok galiba, değil mi? Var mı? Okay. Şu anda az bir zaman kalmış. Ara verelim. Ondan sonra grammar kısmıyla ikinci dersi yapalım. Evet, şimdi ara verelim. Okay.